Efendim hoş geldiniz TGRT Şeffaf Masa'ya. Bugün konumuz bayağı bir, benim de kafam çorba gibi olmuş durumda, karışmış durumda. Sosyal medyadaki bu önemli TikTok dediğimiz aslında bildiğim kadarıyla galiba Çin menşeli olan bir platformdan konuşacağız. Ne kadar eğlenceli mi, tehlikeli mi? Vallahi benim çocuğum da giriyor. Hepimiz giriyoruz. Ben girmiyorum da çok bir şey anlamıyorum orada yapılanlardan. Ama böyle ilginç durumlar yaşanıyor. Konuklarımız da var. Hemen takdim etmek istiyorum. Sayın Doktor Tuğba Aydın Öztürk, sosyal bilimcisiniz. Evet, değil mi efendim? Doğru. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. TikToker Semih Varol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir de Skype'da bir konuğumuz var. Osman Demircan, o da Skype'da bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz efendim. Bir de Yunus Emre olacak. Yunus Emre, nerede Yunus Emre çocuklar? Nerede? Binaya mı geliyor? Ne kadar, kameraları çek. Hay aksi. Alo. Nerede kaldın? Abi geldim, şu an bina önündeyim. Hemen koşarak hemen. Hay aksi ya, geç kaldık. Uf. Hoy. Oğlum yavaş, kapıyı. Sus. Tamam, acele etmesin ya, söyleyelim de tamam biz acele etmesin. Biz başlarız ya. Burası TikTok değil yavrucuğum. Televizyona geldim. Haber Allah'ım ya Rabbim. Yavaş. Keşke daha şeyde böyle vaktinde bir, vallahi bilemiyorum yani, dikkat. Allah. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar bir coşku. Biz konsere çıkmıyoruz böyle. Gerçekten çok adrenalin doluyum. İçimdeki bu şeyi atmam çocukken lazım. Çocukken de mi böyleydin? Evet. Hiperaktif ağ mısın? Değil gerçekten. Misin? Hangisi acaba? Hangisi olabilir acaba? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. Ama hiperaktif olduğumu biliyorum. Evde de böyle misin? Mesela mutfaktan bir yere çağırıyorlar. Ne yapıyorsun? Böyle tatlı hata atıyorsun. Evet. Vallahi Allah ananıza babanıza sabır versin. Ben ne diyeyim artık. Yani bu yeni jenerasyon. Seviyoruz tabii ki sizi. Teşekkür ederim. Yani ama tabii bunun bir de başka bir boyutu da var. Onu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil maalesef. Şimdi burada başlıklarımız var. Mesela işte demişler ki ünlü olmak için banyosu yapanlar, efendim döner dansı yapıp şarküterinin dolabına girenler, ben de ara sıra giriyorum ve bakıyorum. Bu nasıl bir dünya? Hemen başlayalım. Senle başlayalım bakalım. Hadi bu bakalım. Nasıl bir dünya? Semih. Aslında TikTok son 2 yıldır hayatımızda var. Öncesinde başka bir isim vardı, Müzikali diye. TikTok'u Çin tabanlı bir şirket aldı, Baidente diye. Ondan sonra TikTok oldu. Müzikali zamanlarında böyle değil aslında. TikTok hayatımıza girdiğinden beri sosyal medya çok şey değişti. TikTok'un ayrıcalığı şu. Dakikalar içerisinde binlerce, on binlerce insana hemen erişebiliyorsun. Ve vermek istediğin mesajı, duyguyu, hissiyatı sahneler içerisinde ulaştırıyorsun. Çok güzel bir keşfeti var. TikTok'un... Diğerlerine göre farklı bir keşfeti mi var? İnanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim. TikTok'un keşfeti Instagram'dan, YouTube'dan daha hızlı. Yani şöyle söyleyeyim, 1 saatte 1 milyon izlendim hatırlıyorum ben, 1 saat içerisinde. Bu çok büyük bir sayı bence. Evet. İşi gücü mü yok bu insanların peki? Yani şöyle aslında, kullanıcı sayısı fazla olduğu için TikTok'un Türkiye'de şu an 30 milyondan fazla kullanıcısı olduğu için. Instagram'dan ve Twitter'dan daha mı fazla peki? Twitter'dan daha fazla, Instagram'la kapışabilir. Instagram en yüksek şu an. Instagram'dan mı yüksek? Daha yüksek. Evet. Yani neden TikTok? Çünkü sevdiğimiz içerikler var, bizim böyle vakit geçirebileceğimiz, sıkılmayacağımız. İçeri girdiğimiz zaman böyle bizim asla böyle sıkmayacak, zaman geçirebileceğimiz. Keşfette özellikle beni böyle bazen canım sıkın oluyor. Tamam mı? TikTok'a giriyorum. O videoyu izliyorum, rahatlıyorum mesela. Sen? Kesinlikle Semih'in arkadaşım dediği gibi. Yani size bir dünya açıyor, bir pencere açıyor ve o pencereden milyonlarca kişiye erişebilme fırsatı sunuyor. Yani şöyle,
bir TikTok'ta bir takipçiniz olsa bile attığınız bir video, sabah uyanıp bakmışsınız 1 milyon izlenme. Hani bin ne oluyor 1 milyon kişi izleyince? Ben 30 insanın senedir şöyle bir maneviyat mesela bana, beni 1 milyon artık yeni nesil, yeni jenerasyon, Z kuşağı dediğimiz yani artık bu izlenmelere çok daha aşina olmak istiyor. Gerçekten o bir güç veriyor. Yani kendim için de söylüyorum. Kendim de bu piyasada olduğum için, bu portalda olduğum için beni de tatmin ediyor. Bu kadar izlenmek, bu kadar like almak, tık almak hani beni de bir şeylere motive ediyor. Manevi olarak çok güç veriyor. İyi hissediyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Şimdi bir TikTok VTR'miz varmış. Onu bir seyredelim. Tamam, onun üzerine de konuşalım. Tabii. Hani nasıl girdiniz, ne oldu? Sizle de anlamaya size de çalışalım. Anlamaya çalışalım. Evet. Buyurun efendim, bir seyredelim bakalım VTR'miz. Öyle bir akım ki genciyle, yaşlısıyla herkes kapıldı rüzgarına. O rüzgar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Kübra Doğan'ı hayattan kopardı. TikTok videosu çekmek isteyen Kübra Doğan, 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. TikTok'ta yayınlanan bazı görüntüler acı gerçekleri de ortaya çıkarıyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bir anne kızına şiddet uyguladı. Anne kızının yüzüne yastık bastırıp nefes almasını engelledi. Gözü dönen anne kızının yalvarışlarına kulak vermedi. O görüntüler TikTok'ta yayınlandı. Türkiye ayağa kalktı. Kız çocuğu devlet korumasına alındı. Anne 21 Eylül'de yapılan duruşmada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü olmak adına süt banyosu yapan da var. Gıda dolabına girip yatan da. Örnekler bitmiyor. Fenomenlik uğruna turşu kazanın içine girip görüntü çeken de var. İnsan sağlığını umursamadan dönerleri avuçlayarak klip çeken de. Onlar fenomenlik uğruna bunları yaptı ama zararı çalıştıkları iş yerleri gördü. O görüntülerin çekildiği iş yerlerinin kimi kapatıldı, kimi cezaya çarptırıldı. Evet, şimdi bu gördüğümüz görüntüler tabii ki TikTok'ta yayınlanmış, önemli. Siz bir doktor olarak bir... Evet. Bu konuda artık hani toplumsal olarak bakacağınız bir konu bu. Ne düşünüyorsunuz bu görüntülerle ilgili? Yani aslında hani medya hep hayatımızdaydı ve bu medya çalışmaları yani yüzyılın başından beri radyo hayatımıza girdi, sonra televizyon hayatımıza girdi, internet hayatımıza girdi. Aslında hep böyle bir karanlık yanı da var. Hep ilk önce bir buralarda işte bulunursak bu bizim için bir tehdit unsuru diyeceğimiz bir nokta da var ama tabii bunu mesela bu iki arkadaşımızın örneğinde olduğu gibi işte bir eğlenmek, statü sağlamak, eğlenmek, güç işte kendine oradan kazanmak, aslında popülarite kazanmak. Hatta belki de dışarıda yapacakları ve o kadar da mutlu olmayacakları herhangi bir sigortalı işten daha fazla kendilerini tatmin edecekleri bir ekonomik gelir yaratma modeli. Ama her zaman bu tarz medya teorilerinde de bir yandan da o karanlık taraf vardır. Çünkü yani hani nereye gideceğini baştan kestiremezsiniz. Şimdi şu örnekler hani belki biraz böyle hani mizahi bir şekilde adam da bunu yapmış artık girmiş ona o da yapılır mı diyoruz ama diğer yandan aslında gerçekten kamuoyunu ilgilendiren çok güvenlik ihlalleri bunlar. Yani ne yediğimizi ne içtiğimizi bize bir daha sorgulatıyor örneğin. Aslında bir nebze haberimiz de oluyor. Evet. Yani. Hani bize haber de veriyor farkında olmadan değil mi? Bir kesim ama bir kesimde de şimdi tabii hayatta her şeyi örnek teşkil ediyor bize. Yani işte sen belki hiç kırdın mı kolun bacağını bir yerini? Bir şey oldu mu sana? Şu an kırık çıkık. Ayak parmağım kırık çıkık. Her tarafım. Ceza almışsın galiba bir de öyle mi? Evet. Ne cezası aldın? İdari para cezası. İşte en son bu Boğaz Köprüsü'nü geçtiğim video metrobüsüyle. Adliye kontrol etmiştim. Ondan sonra... Ne yaptın? Metrobüsün neresine çıktın? İlk önce tenteneye tırmandım durağa. Durağa tırmandım. Aynen o metrobüsün yukarısı olur ya. VTR'miz varmış senin tırmandığın. Bakalım şu VTR'ye de bakalım. Efsane bir video olacak. Size bunun garantisini vereyim. Arkada araçlar da bakıyor herhalde büyük ihtimalle.
kullan. Şu an tam durağın önündeyiz. Aşağıya bakarsan yakalanırım. Eğil, 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 eğil. Oğlum dur lan, iyice var. Atladım. Evet, sen çok iyiyim orada. Oğlum çok iyi. Atladı. At Karaköy, şey neydi lan bunun adı? Karaköy, heyecandan adını unuttum. Karaköy koş. Lan koş, Karaköy'e koş. Helal be, sinyoruma bak be. Karaya geçsin, ineceğim. Abi iner misin aşağı? Tamam. Aşağı iner misin? Ver beni lan buraya, niye düşünsün ya? Video çektim abi ya. Evet. Yani. Anan kesinlikle babam bunu tavsiye ediyor. İkazda bulunuyorlar da bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkıyor kaç artık. Kaç yaşınız sen? 23. 23 yaşında. Niye bu kulağından girip kulağından çıkıyor? Ya çünkü çok adrenalin şey bağımlısıyım yani böyle neydi bir dopamin mi neydi ona ne derler artık. Onu çok salgılıyorum herhalde, durduramıyorum dopamin, kendimi. Serotonin. Dopamin, serotonin. Evet yani benim. Aslında biraz mutluluğun bağlı olduğu yerler orası gibi. Yani hani adrenalin yüksek yaşayan, ekstrem sporlar yapan kesinlikle insanlarda ekstrem da bu vardır. Hani o olmadığında hayatında bir tükenmişlik bir sendromuna, bir ihtiyaç. Ben şu anda onu yaşıyorum o zaman. Tükenmişlik sendromu. Metrobüsün tepesine. Çok güzel bir yöntem olabilir. Ben yapamazdım onu mesela. Sen neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun ben mesela? Ben TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da komedi üzerine içerikler üretiyorum. Ondan sonra yani her daldan diyebiliriz. Herkes mi tabiri? Var mı hiç görüntüsü? Var mı acaba? Allah bilmiyorum da. Ya şöyle söyleyeyim. Bakalım senin görüntün de varmış. Hadi bakalım. Evet. Bakalım onu da seyredelim ki üzerine konuşalım. Kardeşim kıyafetlerini havuza atlayamazsın. Ben bunu yaparım. Kıyafetlerim üstünde ve şimdi bu havuza atlayacağız. Her şey sizin için. Sıcak mıydı o? İzinde göreceksin. İşte bize bunu yaşatma. Bak bunu izle, çok iyi. Can Zeyce sağ olsun. Yok aslında tabii ki bazı videolarınız çok eğlenceli oluyor. Yani eğlenceli, değişik içerik üretmek. Tabii ki içerik üretmek önemli. Sen kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Hangi okulu bitirdin? Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 8 yıldır sosyal medyadayım ben. Twitter'la başlamıştım. Takip edin, takip edelim diye bir slogan var. Onu başlattım Türkiye'de. Çok eskilerden. Daha sonra Instagram'a geçtim, YouTube'a geçtim. Sonra da kendimi TikTok'ta buldum. Ve şu anda çok büyük bir aileye sahibim burada. 7 milyonluk bir ailem var toplamda. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Ay ne güzel. İzliyorlar şu an beni. Peki mesela uluslararası ilişkiler okumuşsun. Evet. Neden mesleğini de yani o mesleği yapmıyorsun? Yapıyor musun onu da? Mesleğimi yapmıyorum çünkü şu an aslında sosyal medya da bence bir meslek oldu günümüz şartlarında. Ben mesela günlük 8-9 saatimi şu anda sosyal medyaya ayırıyorum. Çekimleri 2-3 saat sürüyor, montaj 2-3 saat sürüyor. Bunun canlı yayın açması var, o var şu var. Yani bir nevi aslında bu bizim için meslek oldu. Çünkü insanlar bunu bizden artık istiyorlar. Ne zaman yeni video geliyor, ne zaman şu geliyor, bu geliyor diye. Artık saat kuruyoruz yani video paylaşmak için. O yüzden aslında uluslararası ilişkiler mesleğini şu an yapmıyorum. Ama diplomam var. Yani bir gün yarım gün sosyal medya biterse uluslararası ilişkiler bölümünden bir şeyler yapabilirim. Yani aslında ama şunu demek istiyorsun. Hani sosyal medya bitebilir ama insanın mesleği her tabii zaman ki kalıcıdır. Onun, tabii ki de yani. Yani insanlara şu mesajı verebilirsin değil mi? Yani okulunuza gidin, lütfen mesleğinizi alın elinize. Çünkü bunlar önemli evet, mesajlar. Bir de arkadaşlar bu biraz önce gösterdiğimiz görüntüler var ya bizim adrenalin bazı tatlıcı güvercin. O tatlıcı güvercin yaptıklarını evde denemeyin. Kesinlikle. Tamam mı? Kesinlikle. Bak bu evet, sosyal medyada olanları denemeyin. Şimdi hemen Osman Bey var. Osman Bey'e bağlanmak istiyorum. Osman Bey'cim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Merhaba. Şimdi siz sosyal medya uzmanısınız. Sanırım orası yanlış yazılmış. Ben aslında siber güvenlik uzmanıyım.
Siber mühendisiniz. Siber güvenlik. Siber güvenlik uzmanıyım ve işin içerisine güvenlik girdiği zaman da doğal olarak sosyal medyada maalesef işimin bir parçası haline geldi. Tamam. Sevgili Semih ve sevgili Yunus Emre'nin de katkılarıyla. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Hayır, çalışmıyoruz. Ben ilk defa böyle bir ortamın TikTok gibi ya da benzeri bir ortamın fenomenleriyle tanışıyorum. Birazdan zaten yaşadığım deneyimlerden ben de bahsedeceğim. Özellikle okullarda yaşadığım deneyimlerden. Hı hı. Yani ne tür artı etkileri oluyor, ne tür eksi etkileri oluyor sanırım birazcık daha net olacak ki Tuğba Hanım da zaten onunla alakalı çok güzel şeyler söyledi başlangıçta. Hı hı. Peki siz seyrediyor musunuz? Mesela hangi sosyal medya platformunu daha uygun buluyorsunuz Türkiye'ye? Bu TikTok bildiğim kadarıyla işte Çinlilerden şu anda elinde. Bir de onu da konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Güney Kore yapımı bir Squid Game diye bir dizi var. Ve bu bütün ebeveynleri son derece endişelendiren bir dizi. Bu da Güney Kore'den çıkmış bir iş. Dolayısıyla da tabii şimdi artık pandemi derken biz hepimiz tabii sıkıldık. Evet. Bu 1,5-2 sene aslında o da size biraz yaramış da olabilir. Pandemide takipçim 1 milyon fırladı. Peki nasıl içerik üretildi? Ne oldu? Mesela siz hangi sosyal platformu Türkiye'ye uygun buluyorsunuz? Aslında hepsinin kendine göre eksileri maalesef mevcut. Ama Facebook grubu birazcık daha kontrolü elinde tutuyormuş gibi duruyor. Anında yani tam anlamıyla anında olmasa da bir süre sonra şikayetlere de yanıt verebiliyor. O birazcık daha kontrol altında. Ama TikTok'tan çok etkilendiler. Özellikle Instagram'ın Reels'i, yine YouTube'un da benzer bir kısa videolarla alakalı yeni bir uygulaması geldi. Bunlar TikTok'tan çok etkilendiler ve aynı şekilde devam ediyor. Yani şu uygun bu uygun demenin ötesinde biz bunu nasıl kullanabiliyoruz? Yani aslında tanımlarla gidiyor olmak gerekiyor. Bugün bu arkadaşlarımız çok heyecanlı şeyler yapıyorlar. Yani keyifli ve benim çok keyif anlayışıma uymayan şeyler. Ama bir kitleleri var. Bu inkar edilemez. Çünkü bu çocuklar bu zamanın içerisinde doğdular. Biz doğduğumuzda Pentium 2'ler vardı. Bunlar çok ciddi işlemcilerin içerisinde doğdular. Yani onların yaşantılarının bu tarafa doğru evrilmesi çok çok normaldi. Normal. İşte normal yani çok anormal değil. Zaten bir şey klasikse artık günümüzde maalesef yok oluyor. Adı mesela klasik medya yavaş yavaş gidecek. Dijital medya sıkıcı. Çünkü sıkıcı. Ben de Reels videolarını açıyorum. Niye sıkılıyoruz biz bundan 30-40 sene evvel böyle kandilde ışıkta insanlar oturur sohbet edermiş. Şimdi kimse birbiriyle sohbet etmiyor. Şimdi sosyolojik olarak baktığınız zaman aslında benim fikrim büyük bir çöküş içerisinde dünya. Yani bunun neresi eğlenceli bunun? Yani bu kadar genç insanlar, adamlar karettaların hayatını çekiyorlar orada. Bu çocuk gelmiş burada taklacı güvercini gibi. Onun tepesi kusura bakma bak sen benim kızımdan küçüksün. Oğlum gerçekten yani ben sizin iyiliğinizi düşündüğüm için konuşuyorum. Şimdi sosyal medya evet tabii ki. Ama şimdi bizim gibi ülkeler, bugün Avrupa'ya baktığınızda sosyal medya kullanıcısı son derece az. Siz bu konuda mesela ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki bir şeyler olacaktır ama bir denetleme, bir kontrol etme. Yani bunu 10 yaşındaki bir çocuk da denemeye kalkacak. Ve biraz önce bakın bir şey gösterdim ben orada. Biraz daha kontrollü mü acaba hareket etmemiz lazım orada? Biraz daha dikkatli mi? Kızcağız apartmanın tepesine çıktı. Apartmanın tepesinde yaldır yuldur düştü, öldü yahu rahmetli oldu. Şimdi bunun faydalı olabilir bize? Yani ben tamamen katılıyorum. Burada sadece sıkıntı şu, biz kontrolü elimizden bıraktık. Problem bu. Bu çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, gerçek medyanın içerisinde de bir şeyleri çok oturtamadık, koyamadık. Onlar da kendilerine böyle bir alternatif yarattılar. Tabii, yani pandemi... Pandemi zamanında çok ciddi sorunlar yaşandı. Pandemi zamanında herkes evlerine tıkıldığında artık ebeveynler çocuklarından o kadar bunaldılar ki normalde kontrol altında olan oyun ve internet süreleri tamamen ipin ucu kaçtı. Vallahi doğurmayacaklar beyefendiciğim o zaman. O ebeveynler var ya o çocukları doğurmayacaklar o zaman. Çocuğundan sıkılan ebeveyn bilmiyorum doktorumuz da burada doğurmayacaksın. Doğuruyorsan da ondan sıkılmayacaksın. Onunla zaman kaliteli bir zaman.
geçirecek. Günümüzde çocukları siber güvenlik, bana çok sık soruyorlar, çocukları evet. siber tehditlerden nasıl evet. koruyabiliriz? Ben de çocuk yapmayarak. Aynen. Yani yapmayın arkadaş. Sapır doğurmayın. Yavrulamayın yani. Ben direkt öyle söylüyorum. Değil mi? Çocuk sorumluluk ister. Bakın hayvanlar bile çocukları dünyaya getirdiklerinde onu 3 ay 4 ay yanına yaklaşamıyorsunuz. Doğuruyorsak da bu çocukları onlarla her konuda iletişimimizi kuvvetli tutmak zorundayız. Bütün medeni yetler, medeni ülkeler böyle yapıyor. Ama bizde bir üremedir gidiyor veya işte sağlıksız bir mesela Z kuşağı diyorlar. Evet çok şahane bir Z kuşağı da var. Doğru. Ben canavar gibi de bir beyinleri olduğunu ve yaratıcılıklarının da çok olabileceğine de inanıyorum. Ama burada harcandıklarını hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle düşünüyorum. Hani bu yani küçük bir kitle değil bu arada karşımızdaki. Mesela 7 milyon takipçiden bahsetti. Evet. Aslında çok hatırı sayılır bir rakam. Demek evet. ki aslında orada küçük bir kitlesel hareketten bahsetmiyoruz. Veya dünya rakamlarına baktığımız zaman 3 milyara yakın Facebook kullanıcısı, işte 1.8 milyar hmm. Twitter kullanıcısı. Demek ki insanlar buradalar daha çok. Tabii ki geleneksel ya da işte yani bildiğimiz konvansiyonel medyanın yerine gençler evet sosyal medyayı biraz daha fazla koyuyorlar. Kendi sosyal medyasını kullanıyor. Kendi sosyal medyaları var. O da ülkenin daha kapalı bir yapısı olmasından kaynaklanıyor. Ama benim sorum burada biraz da şu aslında. Çok ekstrem örnekler mesela işte o genç kızın atlayıp hayatını kaybetmesi çok böyle orada duran bir örnek. Gördük ya. Ama bir yandan da ben şunu düşünüyorum. Bu gençler bir şekilde mizahla sağaltıyorlar kendilerini. Yani mizah onların aslında hayata tutunması için orada bir yaşam amacı oluyor. Tamam. Özgürlük alanı, ifade özgürlüğü tanınmadığında da kendilerini bir şekilde anlatmak, ifade etmek zorundalar. Çünkü nesiller boyu yani bu Aristo'dan beri böyle 2500 yıl önceki tabletlere bakıyoruz. Orada da Aristo gençler için diyor ki ya bu gençler hiçbir şey anlamıyor, bilmiyorlar, işte saygısızlar diyor. Zaten hani bir önceki iki nesil, önceki nesiller yani gençleri biraz daha anlamamaya yönelik hareket ediyorlar. Bugünün dünyasında da işte 2000'lerden itibaren aslında bir sosyal medya gerçeği, bir dijital dünyanın içindeyiz. Ben hatırlıyorum ilkokulda benim öğretmenim bir veli toplantısı yapmıştı ve şunu söylemişti. Tetris oyunu vardı. Duymuşsunuzdur, evet. hatırlıyorsunuz. Ya bu çocuklar çok Tetris oynuyorlar. Derslerden galiba ayrı düşecekler diye. Sonra Tetris bitti, Atari salonu geldi. Atari salonu bitti, Facebook geldi. Yani hep bir orada bir düşman, bir anti kahraman belirliyoruz illaki. Bugün içinde TikTok vah vah oluyor ama hani aslında bu gençler bakıldığında ben onlardan bahsetmiyorum. Yok yok, ben de genelinden bahsediyorum. Çünkü şimdi okumuş, okulunu bitirmiş. Hı-hı. Hani Hı-hı. belki iş bulamadı, belki o sektöre girmek istemedi. Belki işte yaşım çok genç, bu bana kendi heyecanlandırmıyor beni dedi. Hı-hı. İstediğin bir meslek miydi senin mesela? Uluslararası işler mi? Uluslararası işler. İstediğin meslekte evet. Yani isteyerek. Ya bu da büyük bir şans bu arada. Genelde evet. bizim eğitim sisteminden evet. aslında kazanabildiği yere giriyor insanlar. Evet. Neden yapmadın mesela? Çünkü yani uluslararası işler yaparsam TikTok'u, Instagram'ı devam ettiremezdim. Hı. Çok zaman isteyen bir... Neden orayı seçtin işte onu demek istiyorum. Uluslararası işler mi? Hayır, yani uluslararası ilişkileri okuyup neden TikTok'u ve Instagram'ı seçtin? Çünkü... Şöhreti mi sevdin? Şöhret demeyelim de aslında. Sevdim ya, burayı daha çok sevdim aslında. Tanınmayı mı sevdin? Tanınmaktan ziyade... Beğenilmeyi, onura edilmeyi, takdir görmeyi evet. sevdin. Evet yani insanların bana olan sevgisini sevdim. Mesela hı-hı. ben bir emek göstermeyi çektiğim zaman hı-hı. onların bunu yorumlaması, beğenmesi hı-hı. gerçekten... Sana kendini iyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor. İnsanlar özgüvenini. Da, özgüvenim artıyor. İnsanlar da bence izleyince mutlu oluyor. Çünkü ben hı-hı. çok az böyle kötü yorum aldım bugüne hı-hı. kadar. Hı-hı. İnsanların tepkileri... Onların ne düşündüğü önemli değil. Ben hı-hı. senin ne düşündüğüne bakıyorum. Yani sen kendini önemli mi hissettin, mutlu mu hissettin, bir işe yarıyorum... takdir görüyorum. Burada bak beni alkışlıyorlar. Bunu mu hissettin? Benim için evet. önemli olan bu. Kendimi özgüvenli, kendimi böyle her zaman daima ileriye doğru hedefler olan bir olarak hissettim. Mesela bir gün diyorum ki işte takipçim şu an 1 milyonsa ben bir sene sonra 4 milyon olurum falan diyorum. Hedef koyuyorum kendi kendime böyle artık. Hedeflerim artıyor. İşte YouTube'da şu kadar takipçi ulaşacağım. Instagram'da şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani sürekli bunun peki, bir hedefleri var yani. Takipçi hedefin dışındaki hedefin ne? Tamamıyla gençlere, hı. beni izleyen küçükler olsun, hı hı. büyükler olsun, onlara kaliteli içerik üretmek. Hı. Ve hani nasıl diyeyim sizlere, kötü örnek olmak istemiyorum asla. Mesela tamam. asla böyle videolarımda kötü bir şekilde bir ambiye mesaj yoktur yani.
Biriyle dalga geçiyor musun mesela? Yok, asla. Eğleniyor musun? Biriyle? Asla. Küfür bile etmem. Aha. Argo kullanmam. Çok önemli bunlar. Çünkü beni izleyen küçükler de var. Mesela biliyorum, farkındayım. Evet. Kitlem 7'den 35'e kadardır. Güzel. 7 yaşındaki de beni izliyor, 8 de izliyor. Bunların bazen mesela bana mesajlar geliyor. Benim çocuğum seni izliyor, bu izliyor, bu izliyor falan işte. Ben bunları alıyorum böyle. Aileler bize mesaj gönderiyor. Ya ben o küçük yaştaki çocuklara niye kötü örnek olayım ki? Tabii. Bunu ben dikkate alıyorum yani. Bunu misyonu edindin yani. Tabii ki de. Ya mesela şunu diyor musun? Bunu yaptığım zaman aman arkadaşlar ben bunu yaptım ama... Bir bak, sorumluluğum var. Sorumluluğum var. Tabii mesela böyle ciddi videolarda çekiyor musun arada? Tabii, ciddi videolarım da var. Bazen böyle kışkırtmalar olsun, komedi olsun. Her daldan çektiğim için her videonun bir şeyi var mesela. Bir olayı vardır, planlanması vardır. Planlamamızda her zaman bu ebeveyn muhabbetinden tutun işte argo kullanmamasına kadar dikkat ederim. Hı hı. Yayınlarımda asla küfür etmem. Çünkü iyi örnek olmak lazım. Hı hı. Bir de şeyden... Buyur. Az önce demiştiniz ya mesela keşfette çıkıyor karşımız süt banyosu falan. Hı. İşte... Tabii, turşucular, turşunun içine girenler. Evet. Bunlar mesela, ne bunlar? Onların da var mı takipçileri? Yani onlar aslında anlık insanları izleyip geçiyor. Tanımıyorlar viral da. Viral oluyorlar yani. Bir anda böyle çıkıyor. Viral, öyle mi? Viral oluyorlar. O anlık viral oluyorlar. Sonra yok oluyorlar. Virüs gibi yayılıyorlar aslında. Sonra yok oluyorlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela sen TikTok'ta ne izlersen sürekli karşına o çıkar. Mesela sen TikTok'ta garip, cringe. Tabii. Mesela cringe'in anlamı biraz rezil demek. Hı-hı. Yani rezil içerikler izlersen önüne hep onlar çıkar. Mesela bir insanoğlu ne izliyorsa TikTok'ta onu çıkar. Yani onları izlemeyin ki arkadaşlar, onlar çıkmasın. Hatta bu mesajları veriyor musun? Bak bunlar çok önemli. Yani. Şeyler. Şimdi bak şöyle düşün mesela. Bu mesela Çin yönetiyor şu anda. Evet. Şimdi bu adamlar başka da bir şey kullanmıyorlar. Osman Bey size de soracağım bunu. Ve sadece kendi ürettikleri şeyi kullanıyorlar. Neden acaba? Aynı soruyu Trump da sormuştu. Evet. Ömrü yetmedi. Ömrü yetmedi, bunu sonuçlandırmak için. Trump çünkü ya, aynı kafadayız demek. Yazık oldu adama. Yani sonuç olarak şimdi ben konuya biraz da teknik olarak bakıyorum. Ha, teknikten önce sizin bana ilk sorduğunuz soruyla alakalı çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Aileler bunu kontrol altına alabilirler ama interneti anlamayı denemediler. O yaş grubu. İnterneti anlamayı deneseler de konu birazcık daha çözülmüş olacaktı. Dünyevi alışkanlıkları sanal dünyada da yürütmek lazım. Bugün çocuğunuzun yanına biri geldiğinde ve çocuğunuzla iletişim kurmaya çalıştığında ve siz buna şahit olduğunuzda koştur koştur çocuğunuzun yanında gidersiniz. Ve ne olduğunu anlamaya çalışırız. Sanal ortamda en basitinden bu yapılmadı. Yani en büyük problem bence bu. Hani bu arada uygulamalar kurulduğunda bir dünya bizden hak talep ediyor ve ya bunların içerisinde kişisel verileriniz var. Sizi tanımlayan veriler var. Bilmiyorum bu programları kuranlar hangi sensörlere hak verdiklerini biliyorlar mı? Ve bu çok ciddi bir data akışı sağlıyor. Tabii biz uygulama kurarken şey de yapmıyoruz tabii, sözleşmeleri de okumuyoruz. Hani ben senin mikrofonuna ulaşırım, ses kaydını alırım. Bunu da üçüncü parti insanlarla paylaşırım gibi bir şey yazıyorsa orada bununla ilgilenmiyoruz. Biz sadece uygulamanın çalışmasıyla ilgileniyoruz. Mesela bu da arka tarafta. Orada kişisel verilerin alınabilme durumu var mı? Alınabilme durumu elbette var. Yani ben Çin hükümetine kesinlikle güvenmiyorum. Güvenilecek gibi değil. Yani kendileri TikTok kullanmıyorlar. Daha farklı bir isimde daha farklı bir uygulama kullanıyorlar kendi içlerinde. Kendilerine özel bir TikTok'ları var onların. Kendi yani bakın WhatsApp'a bir şey oluyor. Mesela bütün güncelleme geliyor ya da mesela bir anda kesiliyor. Herkes ayağa kalkıyor. Ne oluyor? Verilerimiz mi alınıyor? O mu oluyor? Sonra millette mesela bazıları da diyor ki aman senle mi uğraşacaklar? Arkadaş uğraşacak tabii. Adam uğraşacağı için zaten böyle bir platform kurdu. Bu Facebook ilk kurulduğunda da böyleydi. Yani kim kime niye böyle bir hizmet versin ki? Ya elbette bir şey ücretsizse yani, burada şey ürünsüz oluyorsunuz. Yani bu çok basit bir denklem. Evet. Yani sizlerin alınan veriler büyük data. Şimdi büyük data da çok kıymetli bir şey. Sevgili Semih, sevgili Yunus, evet güzel. Yani farklı içerikler yaratıyorlar. Milyonlarca takipçileri var ve onları daha fazla takip etmek isteyenler bu programı kuruyorlar. Yani onlar da aslında bu veriye maalesef hizmet ediyorlar ve verinin çok ciddi bir özelliği var. Taze olmasın. Veri tazeyken işe yarayan bir şey. Eskimiş veri işe yarayan bir şey değil. Sürekli yeni kullanıcı, sürekli aktiflik ki bugün 1 milyardan fazla aktif kullanıcıdan bahsediyoruz. TikTok'u 1 milyardan fazla aktif kullanıcı
kullanıyor. Bu 5 milyara yakın indirme var arka tarafta. İndirmeyle kimse ilgilenmez. Aktif kullanmayla ilgilenir. Bir şey sorabilir miyim? Mesela evet. Türkiye'de ne kadar var dediniz TikTok'ta? 29 milyondan ya yani 29 milyondu son net rakam buydu 2020'de. Peki, yani Çin'de çok ne kadar? 25, yani 33 milyonları falan bulmuştur. Bu çok kısa bir süre sonra tekrar rakamlar açıklanacak. Peki, ben şimdi %25'lik bir büyüme var. Tamam, dünyaya şimdi diyorum. Çin'de ne kadar? Çin'de 680 milyon olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 680 küsur milyon olması kendi gerekiyor. Kendi şeylerini Çin'deki kullanıyorlar. Peki, tabii yani başka ülkelerde var mı elinizde? Mesela Avrupa'da, mesela Fransa'da ne kadar? Ha yok, ülke ülke elimde bilgiler yok. Hı-hı. Ama ya 1 milyarın çok büyük bir kısmı zaten Avrupa. Ve bakın bu programların çok ciddi Avrupa bir değil, sırrı Amerika'dır var. Avrupa değil, Amerika'dır o. Avrupa olması mümkün değil. Yani benim Avrupa'da pek çok yaşayan arkadaşım var. Avrupa'da bugün baktığınızda Kuzey Avrupa ülkelerinde yani Finlandiya'da dahi oradaki YouTuber'lar dahi o kadar az ki ve daha çok para kazanıyorlar. Yani zaten YouTube'da bu yüzden Türkiye'ye çok daha az para veriyor. Yani bugün eğer YouTube'daki oranın arkadaşlar... nüfusu da çok az. İskandinav ülkelerinin nüfusu da çok az. Fark etmez ki. Nüfusu az olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Norveç'te 5 milyon kişilik bir nüfus diyelim örnek veriyorum. Hı. Fransa'da 80 milyon, 60 milyon bir insan. Şimdi TikTok'u Fransa'daki 10 milyon kişi indirse, adam Norveç'in 5 milyon var, 100 bin kişi indirir. Ama fark etmez ki yurt dışından da onları seyredir. Ama Avrupa'da ama şöyle Avrupa'da mesela Finlandiya'dakini, Belçika'daki de seyredebiliyor. Herkes seyredebiliyor. O seyretme potansiyeli, o istatistikler, videonun genel istatistiği. Ben indirme olarak bahsediyorum. Ha indirme zaten. Aha. Şimdi şöyle indirmeyi zaten girmiyorlardır. İndirmeye onların çok fazla ihtiyaçları yok. Türkiye bu anlamda hep büyük bir pazar aslında. Biz çok büyük bir pazarız onu demek istiyorum. Yani ama bizi çok merak ettik. Tehlikeli şöyle bir tarafı da var. Yani çok tüketici durumdayız. Yani üretici değil de. Yani tamam teknolojiyle çok iç içeyiz bir yandan ama bunların üreticisi değiliz maalesef. Hep çok tüketen. Hani evet bütün çabuk gelişme tüketen. Tabii zaten şey akıllı telefon kullanımı yani birkaç sene önceki veriydi bu hani güncel veri belki bakmak lazım tekrar ama Meksika'dan sonra ikinci sırada en yüksek akıllı telefon smartphone kullanımı sırasındaydık. Bu gençlerde böyleydi. Yetişkinlerde birinci sıradaydık. Hani zannetmeyin ki bu tartışmalar dönüp şey dolaşıp çünkü gençlere geliyor. Yok canım gençlere değil aslında. Zaten büyükler ne yaparsa gençler onu evet. yapar yani. Hiç öyle bir şey yok. Siz eğer anne baba olarak ne yapacağınızı bilmez, elinizde bir kitap okumuyorsanız o tabii. çocuk o kitabı görmüyorsa evinde anne baba kesinlikle. Okurken aynen. o çocuk kitap okumaz. Bu kadar basit yani. Hı-hı. Siz de okumayıp kim kimle nerede buluşmuş, kim işte sabahtan akşama kadar o kadın işte onunla evlendi. Bir zamanlar o programları seyrettiler. Sonra döndüler kim kimi nerede öldürdü onu seyret. Şimdi de yani sen ebeveyn olarak zaten aman çocuğun başımdan gitsin de. Ebeveyn aynalanan bir şey zaten yani. Ayna oluyor aynen yani oluyor. Sonuçta. Evet. Peki %54'ü 29 yaş üstü zaten. Yani 29 tabii. yani Türkiye'deki kullanıcıların %54'ü 29 yaş size üstü. Size çok samimi bir şey söyleyeyim. Benim 11 yaşında bir kızım var. Bir de 31 yaşında bir kızım var. Şimdi 11 yaşındaki kızım TikTok'a çok meraklıydı hı hı. mesela. Çünkü niye? O da giriyor böyle işte ne olmuş, ne yapılmış ama tabii dikkatli bir şekilde ben de bakıyordum. Bir şeyi fark ettim. Çocuğumla zaman geçirdikçe, ona bir şeyler yaptıkça, mesela çok iyi resim çiziyor. Onunla birlikte bir şeyler yaptıkça bütün gün eline telefonu almadığını fark ettim. Aslında burada konuşacağımız konunun bizim daha çok bu telefonların elimizde neden bu kadar vakit geçirdiği. Yani hani sosyal medya detoksu denilen, hani hiç olmazsa haftada bir iki gün insanın kendini şöyle bir ayırıp hatırlamasında acaba bir fayda var mıdır? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 4 saat ve üzerinde eğer telefon yani aplikasyonları kullanıyorsanız burada bir dijital bağımlılık var diyor. Hı hı. Bu pandemi öncesi rakamlardı. Pandemi sonrasında tabii hepimiz yani işimiz, eğitimimiz her şey tabii online dünyadan olduğu için maalesef. Bu saatler çıktı 7, 8, 10, 12 saatlere. Zaten istedikleri de buydu. Buydu İnsanlar zaten. Yalnızlaşsın, evde otursun. Bir yandan da evet, biz doğru. yani yakın zamanda bir üniversitede bir öğrencimizle bir araştırma yaptık video bağımlılığı üzerine. Şimdi ithal görüşmeler yani yüzde görüşmeler yapmak istedi öğrencimiz. Video oyun oynayan kişilerle görüştüler. Bağımlı mısınız diye sorduğun zaman hayır ben sadece 7-8 saat oynuyorum cevabını aldı. Ben günde 8 saat mesela telefonla geçiriyorum ama buradan gençlere söylüyorum siz yapmayın. Sen yapıyorsun. Bir gelir modeli ama buradan oluşturursun. Bu senin mesleğin evet. olmuş en azından. 8 saat mesela, anlaşılabilir. Sen buradan para kazanıyor musun? Kazanıyorum evet. Vergisini ödüyor musun? Ödüyorum evet. Buradan gönül rahatlığı söylüyorum. Ben vergimi ödüyorum. Ve zaten şu anda yakında
bütün fenomenlere inceleme gelecek. Güzel bak, ne güzel söylüyorsun. Güzel. Çok önemli. Ben de diyorum vergimi. Buradan tamam. Hani resmi bir kanaldayız. Bu arada rahatla söylüyorum yani. Bence konu harika bir yerde. Bu ülkede ya da dünya genelinde bu tarz uygulamaların çok revaçta olmadığı yerlerde sorulduğunu tahmin ettiğim bir soru var büyük ihtimalle. Fenomenlik iş midir? Evet. Fenomenlik bir meslek midir? Meslek. Şimdi az meslek. Önce Yunus Emre, evet şu an yok, meslek. Yok fenomen, ama, yani şu anda meslek, fenomenlik bir meslek. Tabii değil. Ben sevgili Yunus Emre'nin bugün 23 yaşında olduğunu söylemişti. Bir 10 yıl sonra aynı uçuş hareketleriyle bir stüdyoya girebileceğini zannetmiyorum. Hani aynı içeriği kendi yaş grupları da ya büyüdükçe... kendi sıkılacak kendi. 33 yaşına bir gelsin de o. Hele 43 yaşına gelsin. Şey... Elini kolunu kaldıramadığı zaman zaten yine taklasın diyecek bir de ya. Aile, ben şurada rahat rahat oturayım diyecek yani. Hani ailelerin verdikleri destekler de var. O da çok büyük problem. Bakın bugün Türkiye'deki dolandırıcılıkların tamamı, dijital yollarla yapılan dolandırıcılıkların neredeyse tamamında size para vermeyi vaat ediyorlar. Evet. Para kazanmayı değil. Hani para ver, para almak. Hani bir çok basit yollarla para İnsanları almak. Maddi olarak vuran bir de bir bölümü de var orada. Şimdi işini yapıp da orada içerikler üretip sosyal medyada olup da oradan para kazananlara ben bir şey demiyorum. Bunu şu an için bir gelir kaynağı olarak görmek son derece normal. Bunu eğer düzgün ve aklı başında yapıyorsanız. Canlı yayınlardan çok kazanılıyor özellikle şu anda. Şimdi bu canlı yayınlara geleceğim ben. Şimdi orada canlı yayınlar açılıyor. Geçen ben bir denk geldim. Orada canlı yayınları yani böyle kıracaktım yani o şeyi. Bu yani böyle bir şey olamaz. Mesela bu o canlı yayınları olmasa belki bir nebze daha kusura bakmasın TikTokerlar. Hani istediğiniz kadar da beni gömebilirsiniz. Benim umurumda olmaz. Beni herkes çok iyi tanır. Tecrübeye biraz güvenin lütfen. Canlı yayınlardaki durum hakikaten içler acısı. Özellikle bilinçsiz kesimin. Yani ben orada gencecik kızlarımızı görüyorum. İnsanları görüyorum ve sürekli birileri armutlar, elmalar orada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir anlatır mısınız bana? Canlı yayın benim, açtın mesela. Bir ara şöyle bir şey oldu. Ben girdim keşfetinde. Normalde ben Türk insanlar çıkmaz. Hep böyle takla, parkur üzerine, spor, ekstrem şeyler izlediğim için algoritma da otomatik olarak bana o tarz şeyler gönderir. Ama nasip mi kısmetine bir baktım bir tane canlı yayın. Türk çocuk çıldırıyor. Niye çıldırıyor bir bakıyorum. Para istiyor. Para yağmur atın, asa atın, yemeğimizi çıkaralım, bugünlük harçlığımız çıksın. Çıldırıyor. Ben şuna şaşırıyorum. Ya orada bir komşun yok mu kardeşim? Senin yukarı uyarmaya da mı gelmiyor? Neyse ona geçtim. Bir sonraki yayına gireyim. Yine canlı yayın. Yine bu sefer bir sosyal dilencilik, tabii sosyal medya dilenciliği gibi bir şey. Dijital dilencilik. Kına geldi. Ya yani şöyle bir şey var. Bir tanesini gördüm. Şey yapmış. Yukarıya yazı yazmış. Ev kirasını ödeyeceğim. Bir limit koymuş böyle. 210 TL yazmış. 1200 lira. Yayında şöyle yapıyor. Ev kirası için işte bastırın arkadaşlar. Lütfen böyle. Ya bunun dilencilikten bir farkı var mı? Yani hayır yok. Değil mi? Yani hani hani sokakta evet gelmiş dilenmiş. Çünkü mesela benim TikTok'ta fark ettiğim, keşfettiğim bir şey vardı. Mesela çok iyi resim çizenler var. Orada resim teknikleri gösteriyorlar. Tabii canım, nasıl çok iyi kanallar da var. İyiler de var. Müthiş çok kanallar var. Eğitici, eğlendirici. İçerikler falan. İçerikler. Yani oradan alıp da siz resmen resim çizmeyi ve fotoğraf çekmeyi öğrenebiliyorsunuz. Veya spor. Mesela anladığım kadarıyla sen spora da yani spor yaparsan senin aslında bu adrenalin. Ya zaten tek bir parkur bu otobüsün tepelerine çıkmam sadece o zaman spor değil. Sadece kendi böyle hani nasıl kendimi daha fazla insanlara gösterebilirim, daha fazla izletebilirim. Spor yaparak öğretsene onlara var mı? Var. Zaten YouTube kanalım var. Orada benim detaylı eğitim videosu var. Takla olsun, süper. Parkur olsun. Tamam. Yani ben zaten genel olarak hem fitness hem yüzme hem breakdance hem parkur ya yani genel bir spor ağın içinde olduğum için Türkiye'de şu algı var. Spor deyince aklına ne geliyor? Hop futbol. Ben de yok. Yani o olsun da istemem. O artık yıkıldı ama bak son olimpiyatlarda falan da tabii böyle ki. Çok güzel işte Mete Gazoz'u değil gördük, mi? Kızlarımızı tabii gördük. Yani hem gerçekten gururlandık ülke olarak bir de hani tek bir spor dediğimiz koca bir alanın bir tek branşa tabii. indirgenmesi. Kötü o. O da ben bizim ülkemizde gördüm. Hani keşke şöyle bir şey rast gelmeseydik. Sen başka mesela şey veriyor musun orada YouTube kanalında işte bak spor ne diyor böyle fitness dersleri şeyler. Ya benim klasmanım ya fitness PT personal trainer olmadığım için hani onu kendi alanımda yaptığım için mesela en çok neyle uğraşıyorum? Parkur, atlama, zıplama, takla. Ne yapıyorum? Mesela ters takla nasıl atılır? Yan takla, ön takla nasıl atılır? Daha yükseğe nasıl tırmanılır? Bunları sen kendin mi öğrendin?
Yani başta bir salona gittim. Ondan sonra maliyeti yüksek diye bıraktım orayı. Çok pahalıydı. Peki personal trainer olabilir miydin isteseydin? Parkur alanında mı? Hayır, normal bir yerde bir personal trainer. Ya zaten BESYO okuyacaktım. Evet. PT'di, fitness antrenörlüktü. Nasip olmadı. Kıl payı döndüm. Şu anda okuyamaz mısın? Ya şu anda okurum da artık kalçam izin vermiyor çünkü sıkıntı. Yani kronik bir rahatsızlık var. Hı-hı. Hatta doktorum dedi senin bırakman lazım. Sporu artık taklayı değil, sporu bırakman lazım dedi. Yoksa bu böyle tatlıcı güvercini gibi atladıkça bu kalça ne olacak? Ya onun için zaten o metrobüslerin üzerine çıkma, Galata Köprüsü'nden gemi atlama şeyler. Bunlar tabi bunlar zaten bir daha yapılmaz da ki denemeyiniz de zaten böyle sakın şeyi. Sakın denemeyin, sakın yapmayın, o da yapmayacak. Ben bugün söz alacağım ondan başka şeyler yapacağım. Videolarımda da zaten söylüyorum özellikle denemeyin. Ya zaten bunu denemeyim desem de insanlar şimdi can tatlıdır. İnsanlar oraya bir canımı ortaya koyayım. Herkes böyle bir anda dadanıp da giremez. Hı. Tehlikeli yani, ölüm riski var. Düşsen metrobüs 100 km hızla gidiyor kardeşim. Bizim ülkemizde mesela. Ben şuradan atlıyorum da herkes gelir atla, hiç merak etme. Biz öyle bir yok, can tatlıdır bu her yerde böyle. Yok o nereye can tatlıdır? O canın tatlılığını o an anlamaz o. Ben diyor ki ben böyle böyle, sen böyle böyle yapıyorsun ama diyor bana mesela. Tabii gaz olayı var, heyecan var bu. Ben de bayağı diyorum ki yahu ben şuradan atlayacağım, sen de mi atlayacaksın? Birey olmak. Siz daha iyi anlatırsınız. Birey olmak çok önemli bir şeydir. Bizim toplumumuz birey olabiliyor mu? Birey aslında belki bu hep bahsettiğimiz kuşaklar arasındaki mesele işte. Hani ben çok kuşakları ayırt etmeyi sevmiyorum. Bu arada o biraz tepeden indirilmiş bir şey. X, Y, Z dediğimiz kuşak bize Amerika'dan ve onların aslında... Niye bizi kategorize ediyorlar? Kesinlikle X, öyle. X, Y, niye beni kodluyorsun arkadaş? Ben nedir X, o X kuşağı? Ben bildiğin doğduğum kuşağım ya. Doğduğum sene belli benim. Doğduğum yerde belli. Yani hiç her ülkenin kendi konjonktürü yapısı o kadar farklı ki. Yani şimdi mesela Amerika'da 1980'lerde Türkiye başka, Rusya bambaşkaydı. Evet. Yani hani o yüzden de şimdi 2010 sonrası doğanlara alfa kuşağı diyorlar falan. Bunlar böyle sınıflandırmalar bence hem kapitalist anlamda birilerine bir şey satmak için çok kolaylaştırıyor işi. Bir de iş dünyasında ayırt etmiş oluyorsun. Z kuşağı böyle şeyler istiyor falan. Zaten bugün saçmalıyorlar. Işte siyasilerden tutun onu alır yok. Var tutun mı? Yani kuşaklardan ziyade bugünün gencini anlamamız gerekiyor. Nasıl bunun sebebi onları? De bu tabii biz çok araştırmalar yapıyoruz bununla alakalı. Ben hep 18-25 yaş arasında çalışıyordum. İşte kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu, işte yalnız ikisinin daha yüksek olduğu endişe gibi. Bu aralar şimdi böyle bir liseliler üzerinde bir çalışma yapıyoruz ama hani şunu söyleyeyim, belki hani tekrar o çalışma bitmek üzere önümüzdeki ay tamamlanacak analizleri ayrıca tekrar konuşulur. Çünkü İstanbul ölçeğinde İmam Hatip Lisesi'nden tutun Fen Lisesi'ne, Güzel Sanatlara tüm farklı kademelerdeki gençleri anlamaya çalışıyoruz. Soruyoruz onlara gelecekle ilgili beklentilerini. Onların en büyük derdi şu an anlaşılamamak ve ekonomik belirsizliğin içine doğmuş olmaları. Evet. Yani bu arada gerçekten kendilerinden önceki nesli güçlü buluyorlar. Birçok beğendikleri, alkışladıkları. Mesela diyorlar ki çok daha hızlı, iyi motive oluyorlar. İşte taşı sıkıp suyunu hani kendilerine ekmek çıkartmışlar. Kendi anne babalarına karşı aslında çok saygılılar bu anlamda ama anlaşılamamak dertleri. Kendilerine saygıları yok ama. Onu ne yapacağız? Ama yanlış yere bakıyorlar. Bir de böyle bir gerçek var. Z kuşağını, hadi ben bir Z kuşağını merak ettim, bir bakayım deyip de TikTok açılmaz ki. Evet. Bir teknofest atlattık. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani benim ben gerçekten çok bazen üzülüyorum. Çünkü ben kendi milletimden sorumluyum. Ben Türk'üm arkadaş. Beni ilgilendirmiyor. Çin'de de beni ilgilendirmiyor. İspanyol'da beni ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyorlar yani. Ben Türk'üm. Türk gelenek ve göreneklerine göre yetişmiş ve çocuklarını ve ailesini buna göre yetiştirmiş. Onlara elimden geldiğince, bir öğretmen kızıyım, babam rahmetli oldu ama aynı zamanda bir sanatçıydı. Elimden geldiğince de iyi annelik yapmaya çalışan, ona büyüklerine saygıyı, küçüğüne sevgiyi, tabii ki kafası çalışan insanların üretmesi gerektiğini ve üreten insanı bizim desteklememiz gerektiğini, ben buradan Türkiye'deki iş adamlarına da seslenmek istiyorum ve herkese seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, bu kadar kafası çalışan ve bu kadar okumak isteyen, Allah'ın işte bilmem ne köyünde babasını zar zor okula götürüp de üniversiteyi birincilikle kazanan çocuğu niçin okutmuyorsunuz siz yahu? Yani illa bunun TikToker mı olması gerekiyor? İlla girip de sosyal medya fenomeni mi olması gerekiyor? Fenomen ne yahu? Fenomenin açılımına girip baktığınız zaman oluşum.
Yani fenomen bir oluşma, oluşum demek. Şimdi bunun açılımını bilmeden bizim insanımıza bu bakın en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Çoluğumuz çocuğumuz oradayken orayı sizler daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Mesela suç teşkil eden insanlar seyrediyor mu? Suça yönelik. Benim için önemli olan bu. Bu ülkede pedofili var, bu ülkede kadın cinayetleri var. Yani bak orada çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan bir kadının görüntüsü vardı. Çok kötü. Şimdi eğitim sistemi de çok önemlidir çünkü. Tabii. Siz şimdi bir aplikasyon bir şeye sen yaparken düşünürsün değil mi? Düşünürsün. Hani düşünmemiz gerekir artık çünkü sen 22 yaşına kadar değil mi ergenlik artık? Evet, geç ergenlik. Geç aslında ergenlik. Bu da evet bitmeyen gençlik deniyor buna. 29-30 yaşa kadar çekildi. Sürekli şeyin ertelenmesi. şöyle çekildi. Allah'ım bitmeyen bir ben ergenlik. Ben şu an şaşırmak yapabilirim. Ya, bitmeyen. Çünkü 22-23 yaşında okulu bitiyor. Çoğu kişinin master, doktora gibi falan devam etmesinin sebebi aslında bulamadığı işi hani bir şekilde tolere edeceği yeni bir zaman üstüne katmak gibi. Evlenme yaşının gecikmesi veya işte kişinin kendi ekonomik bağımsızlığına biraz daha geç kavuşuyor olması bitmeyen bir ergenlik veya bitmeyen bir gençlik süreci olarak kendini gösteriyor. Ama bu arada evet yani belki şey de söylemek lazım. Yani biz gençlik diye böyle çok büyük bir başlık düşünüyoruz ama tek bir gençlik yok bir gençlik yandan yok. Da. Gençliğe böyle örnek teşkil ediyor. Şimdi gençlik demeyelim. Her yaptığım, benim de yaptığım hareket birilerine örnek teşkil ediyor. Onun da yaptığı hareket. Örnek. Benim, örnek olmak demek. Yani mesela TikTok kapatılsın diye kampanyalar yürütenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Size de sonra fikrinizi soracağım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben her seferinde bu tarz araştırmalara baktığım zaman bir dönem dönem işte Twitter'da problem olur. Bir başkasında problem olur. Hemen böyle ilk çözüm olarak kapatılsın gibi geliyor ama bu bana çok sürdürülebilir bir şey gelmiyor. Yani çünkü TikTok'un yerine bir sene sonra başka bir şey, ondan sonra da başka bir şey olacak. Biz bence dijital okur yazarlığımızı arttırmamız gerekiyor. Tıpkı sizin biraz önce söylediğiniz gibi yani hani ebeveynler bunun farkında mı veya buradaki otosansürü ne kadar kullanabiliyoruz? O tarz dijital platformlardaki izlenmesini istemeyeceğimiz içerikler bu çocukların, gençlerin karşısına çıktığında nasıl çıkmamasını sağlarız veya ona karşı nasıl önlem alabilecek? Yani o okuryazarlığı bizim sağlamamız gerekiyor. Yoksa çünkü yani bir yandan kapatıldığında alternatif yollar da yine girilebiliyor bu arada. Tabii. Bir sürü VPN'le. Yer kapatıldı biz yine bir şey var. girdik evet. Yani bir sürü. Evet. O yüzden de kapatılmanın ben hiç demokratik bir çözüm olmadığı bence tarafındayım. Bence de demokratik bir çözüm değil. Hiçbir şeyi kapatmak demokratik çözüm öyle. Değil. Sadece problemin nerede olduğunu bulup onun kaynağını temizlemek. Kesinlikle bence öyle. Çözüm. Yani her şeyi koymamalılar mesela. Öyle bir şey olduğunda atıyorum TikTok'un bunu hani bu olmamalı deyip kaldırması lazım. Kendi yapması lazım. Nasıl ki bugün Instagram'a girdiğinizde aşılarla alakalı bir şey olduğunda karşıt görüşler ki benim de çok kalkmıştır video. Cırt diye Instagram kaldırabiliyorsa o zaman onu da kaldıracaksın. Hayır, orada onu sakıncalı görüyorsan burada sakıncalı gördün ya adamı süt banyosu yapıyor ya turşuların içinde geziyor. Bir tanesi gitmiş peynir şeyinin içerisine girmiş. Oradan bana peynir servis edecek. Onu da kaldırsan o zaman. Niçin kaldırmıyorsun? Şöyle bir şey var. TikTok'ta mesela video yüklerken her bir video kontrolden geçiyor. TikTok'un o kadar çok çalışanı var ki tehlikeli bir bıçak ya da silah göründüğü zaman direkt o video erişim engelliyor. Kaldırılıyor yani. TikTok'un aslında arka tabanında çok büyük bir kontrol var. Siber güvenliği var. Siber güvenliği çok fazla. O yüzden öyle aşırı tehlikeli, çok çok aşırı sakat videolar paylaşılmıyor zaten. Ama orada mesela bir tanesi bir şey yaptı. Genelde sosyal medyada. Hangisi? Mesela ben kendimi öldüreceğim diye yayın yapanlar oldu. YouTube'dan. TikTok'ta olamaz ya. Canlı yayınlar bile şu an mesela kontrol altında. Mesela ben canlı yayın açıyorum. Canlı yayında bir en ufak bir hatamda ben banlıyorum bir hafta. Aynen. Aslında TikTok'un güvenliği çok fazla. Nasıl bir hata olması lazım? Ne yapıyorsun? Mesela ne oluyor da TikTok hemen güvenlik devreye sokuyor? Mesela küfür edersem. Artı 18 konuşursam. Yani cinsel içerikler herhangi bir görüntü paylaşımlar direkt olabilir. Zaten. Direkt ban sebebi yani. Tabii. Mesela bir tane videoda bir bıçak gözüksün direkt kaldırıyor videoyu TikTok. Kaldırıyor. Tabii. Tamam. Onun haricinde böyle çok şiddet olursa böyle mesela yumruk kavga olursa. Şiddet kavga olursa. Tabii onları da kaldırıyor. Ve şöyle bir şey var. Erişim engelli bir şey var mesela. Videom 1 milyon izlenecekken
o 100 bin bile izlenebiliyor ya da tamamen kaldırıyor. Hmm. Tabii. Güzel, bu sistem ne zamandır mecburi var? Çünkü çocuklar daha çok. Başladığından beri var. Başladığından beri var ama bu kadar sık değildi ama son bir senede bu arttı. Mesela kendi örnek vereyim. Ben günde 10-20 kez toplu kural yiyorum. Niye? Çünkü takla atıyorum, çatlardan çatıya atlıyorum. Yani artık sıkıldım kural ihlali yemekten. Çünkü hani ihlal edeyim video yapma atmıyorum. Yapma o zaman çocuğum, yapma. kural ihlali yemekten sıkıldım. Benim en son video kaldığım taktı. Taklayı bilen toplu kuralından sayıyorum. Normal olduğum yerde backflip atacağım. Toplu kural engel sayıyor, ihlal sayıyor. Para kazanıyor musun sen? Evet. Nereden kazanıyorsun? Yani TikTok'a bağlı. Mesela örnek vereyim. Bir uygulaması var. Diyor ki kardeşim senin hangi mecrada en yüksek takipçin var? TikTok mu? Kaç para? 4 milyon mu? Alıyor onu. O takipçiye göre bir sana fiyat veriliyor. Ücretini maaşını ona göre sana o uygulamaya gel. Burada da benim bünyemde çalışıp bana video at. Ben de sana o takipçine göre maaş vereceğim. Bu. Ha, böyle bir uygulama. Yani ne kadar çok takipçi yani varsa o kadar çok aslında artış. Para kazanmıyorum diyen fenomen yalan söylüyordu. Zaten fenomense kazanıyor. TikTok'ta da para var arkadaşlar. YouTube'da da var. Instagram'da da var. Ama şöyle bir şey. Bu kolay değil. Tabii. Mesela benim yanımda şu an iki tane ekip arkadaşım var. Can Zeyze, Mustafa Onoğa. Yani yanımda iki tane arkadaşım var. Ben onlara da mesela bir miktar tabii para ki veriyorum. Birlikte yani, yapıyorsunuz çünkü her şeyi. Ekip arkadaşlarım var benim. Arkamda tabii üç kişi var. Tabii, tek başına olacak tabii bir şey değil. Yani, yatırım yapıyorsun ya sen. Yatırım yapman şey lazım. Bu noktaya gelmenin için de çok fazla uğraşman lazım. Ben 8 senemi verdim mesela. 8 senedir bu noktaya geldim. Fenomen olmak isteyen arkadaşlarımız varsa bizi izleyenler kolay değil. Mesleğinizi bırakmayın. Bak, okulunuzu bitirin. O okul tabii bitsin, diploma alınsın. Yani bazı çok hayal kuruyor çünkü. Tabii. Ben fenomen olacağım, edeceğim de bunun sonu yok. Ya idol. Bak geçen gün dediler. İdol kavramı. İdol olmak ne demek? İdol. Açar mısınız idol olmak ne demek? İdol aslında örnek alınması. Belki bir kanaat önderi olmak, bir liderlik vazifesi üstlenmek. Herhangi bir alanda bilgi sahibisinizdir, bir yeteneğiniz vardır, bir farklı öne çıktığınız bir konu vardır. Orada sizi idolize edebilirler. Kişiler peşinizden gelebilir. Bu Çinlilerin 4 tane bir grubu varmış bunlar. 2 erkek, 2 kız. Kim onların adı BTS ne? BTS mi? BTS mi? Evet. Blackpink var, Çinli EXO var. Evet. Korelilerin. K-pop. Çinliler ne geldiyse başımıza sizden geldi K-pop zaten. K-pop'çıyız. O sayenizde. Ben geçen video çektim öyle. 2 senedir sokağa da çıkamıyoruz. Bir de bu işte onlar idollermiş. Neyin tabii idolü mesela? Ne yapıyor onlar? Şöyle söyleyeyim, ben geçen bir tane video çekmiş. Neyi keşfetmiş? Atomu mu parçalamış? BTS mi? Dünya çapında bir Kore grubu. Yani tarz olarak gençlere böyle özgüven veriyor. Sesi mükemmel, tarzları iyi. Yani nasıl Michael yakışıklılar falan böyle. Michael Jackson da bize özgüven veriyordu ve acayip dans işte ediyordu. Kitlesi var yani. Şöyle kitlesi bir şey gördüm. BTS grubu, özellikle BTS grubuyla alakalı bir video vardı. Mesela iki erkek iki kızdı değil mi onlar? BTS mi? Evet, evet. Aynen. Evet. Mesela onlara özellikle güzel erkeğin yakışıklısını, kızın da güzelini seçiyorlar. BTS ve onlara full erkek kanki. Erkek BTS sadece. Kız yok muydu? Oğlum BTS o full erkek. Blackpink. Blackpink'le karıştırıyorsun. Ya, gerçi ona göre ya. İşte ya, ne her neyse orada onlar hepsi birbirine benziyor zaten. Böyle çekik çekik içinde hepsini, o öyle o diyet, saçını mesela ona diyor böyle ki, mor yapmış, öbürü bilmem ne yapmış falan. Böyle beslenmesinden tutun şeyine kadar diyor ki bu 50 kiloyu geçmeyecek, bu böyle olacaksın. Onu klonlamışlar resmen öyle. Ama çok iyiler ya, ben seviyorum BTS falan mesela. Ne iyi çocuğum, bana bir anlat. Sesleri bana özgüven veriyor. Ben mesela şu an... Onun sesi sana özgüven sesi veriyor. Sen Barbara Streisand dinlemedin hiç hayatında herhalde. Bence aslında Bieber'ı da dinliyorum, Michael Jackson dinliyorum, Zeki Müren dinliyorum, Müslüm Gürses dinliyorum da. Onları dinleyip de nasıl oluyor da bu özgüven veriyor dersin. Yani bana her daldan dinlemek yok istiyorum. Yok mu senin? Kriterim yok. Aslında her şey dinliyorum ben. Cengiz Kurtoğlu dinlerim. Ama işte Zeki... tamam da bak yavrum. Şimdi bak hayatta... Lütfen siz de söyler misin? Osman Beyciğim, hayatta bizim kriterlerimiz olmaz mı? Meslek seçerken, evleneceğimiz insanı seçerken, oturacağımız evi seçerken, alacağımız arabayı, üstüne giyeceğin bir şeyi seçerken, yanına alacağın arkadaşlarını seçerken tabii kriterimiz vardır. Şimdi ben giriyorum Twitter'a, burada bu gruplar böyle bir anda birileri coşmuş. Hadi bakalım bunlar sosyal medyada şey olmuşlar, TT olmuşlar. Sebep? Benim ülkemde sen niye TT'sin abi? Benim ülkemde niye TT'sin sen? Ben seni tanımıyorum ki, senin müziğini de anlamıyorum. Nece söylediğini de bilmiyorum. Zaten İngilizceniz de kötü. Yani bu nasıl bir kafa? Evrensel... Çok pardon, buyurun Osman Bey lütfen. Evrensel bir dil oluşturdu. Instagram, TikTok, Facebook için bunu söyleyemeyiz ama evrensel dil de şu, özellikle Instagram'la başlayan bir şey var. Yani aynı dili konuşmanıza gerek yok. Sadece izleyerek anlayabileceğiniz şeyler var. Bu Çinli de olabilir, başka biri de olabilir. Ve bir şey beğeniyor insanlar ve beğendiği zaman da
Şey, çok konuşmanın olduğu videolara bakın ya da kendini birinin ifade etmesi gerektiği, evet arka tarafta bir özgüven aşılaması yoksa çok fazla izlenmiyor ama onun dışında nasıl özgüven aşılıyorlar mesela? Şimdi bunu yapabilirsin, yapacağım. Bunu başarabilirsin. Bu sen bunun için dünyaya gel. Ben artık o videolardan sıkıldım zaten ve hiç kimsenin hayatını örnek almayın. Bunu da ben söylüyorum. Kendi hikayenizi yazın. Kesinlikle. Çünkü hiç kimsenin başarı hikayesi sizi bir yere getirmeyecek. Fenomenler de dahil. Yapacaksanız daha farklı bir şey yapmanız gerekiyor ve bu arkadaşlar dahil, internet dahil, bütün fenomenler dahil şu an versiyon 2.0. Ve çok kısa bir süre sonra versiyon 3.0 çıkacak. Facebook'ta çıkan yeni gelişmeler, yeni üretilen cihazlar dünyayı apayrı bir noktaya getiriyor. Semih ve Yunus da buna ayak uyduramazsa onlar da yavaş yavaş yok olacaklar, silinecekler. Şimdi, bu 10 yıl öncesine baktığımızda, ya bakın ortada büyük bir sıkıntı var. Bu altyapı değişiyor. Şimdi mobil uygulamalar girdi, TikTok'lar girdi, hayatımıza Instagram'lar o kadar çok şey girdi ki cep telefonları girdi. Ben 1995 yılında internete bağlanıyordum modemle ve bir web sayfasına girmek istediğim zaman www ile başlıyor. Yıl 2021, ben hala internete girmek için www ile başlıyorum. Yani burada bir revizyonun arifesindeyiz. Apayrı bir boyut kazanacak. Tüm internet apayrı boyut kazanacak. Cep telefonları falan artık tarih olmak üzere. Daha artık gözlüklerle bu işler yürüyor olacak. Ne yapayım? Neyle halledeceğiz? Bir ok almıştı artık. Bir de çipi de yerleştirdiler mi? Tamam. Vallahi ben test ettim. Gözlüğümüze baktıkça hallederiz yani. Gözlüklerden bir tanesini test ettim. Wow, inanılmayacak başarılı. İnanılmayacak başarılı. Yani ben bir harita uygulaması açtığım zaman harita bana gideceğim yerleri falan gösteriyor. Bir de ünlü markaların gözlükleri, öyle şey de değil yani. Çok böyle Çin malı gibi görünen gözlükler değil, öyle söyleyeyim. Bayağı kaliteli gözlükler. Şimdi Yunus Emre'nin yaptığı şeyler var. Görüntüler var ve Yunus Emre haber oldu. Bu çocuğunu döven, ne kadın demek istemiyorum, anne de demek istemiyorum. Gerçekten artık o nasıl bir canlıysa bir o haber oldu. Evet, o bir haber oldu. Başka haberler de var. Bakın, haber oldular ve TikTok sizler yüzünden ve bu olaylar yüzünden Türkiye'de de artık meclisin gündeminde. Şimdi kapatmak gerçekten çözüm değil. Kapatmanın şeyi var çünkü, bir yolu var. Onu açmanın bir yolu var. Ama İtalya ne yaptı? İtalya çok akıllıca bir şey yaptı. 10 yaşındaki bir çocuk nefes tutma meydan okumasını yaparken öldü. Yaptığı şey şu: 10 yaşında bir çocuğun TikTok'ta ne işi var? Ha, demek ki sistemde bir problem var. 10 yaşındaki çocuklar da 13 yaş üzeri kendini gösterebiliyor. Evet. O zaman TikTok'a dedi ki, ey TikTok, ben senin ülke olarak kullanmamı devam etmek istiyorsan, yapay zeka teknolojilerini de kullanarak 10-13 yaş altı çocukları ayıracaksın. Evet. Artı tüm çocuklardan tekrar doğum tarihi onayı alacaksın. İtalyan çocuklarında bunu yapacaksın. Şimdi sorun neyse o sorunu çözmek gerekiyor. Tabii şimdi ki. Ya bu arada örnek olduğu için söylüyorum. Sevgili Yunus Emre, ne olur şey yapma. Hani ben seni hedef alıp da konuşmuyorum. Ya sakın beni yanlış anlama. Hayır, ama ben bu kararı verme bana düşseydi. Ben ya insanları hapsediyorsunuz. Normalde suç işleyen bir insan hapse olur ya. Dijital yolda insanları nasıl bağlayacaksınız? Yunus Emre'nin TikTok hesabına Türkiye genelinden erişimi 6 ay boyunca kapatırdım. 6 ayın sonunda da açardım. Şimdi üretilebilecek çok fazla yöntem var. Ama bu yöntemler... Aynen, size çok katılıyorum. Yani şöyle, evet orada olsunlar. İyi işler yapan herkes olsun. Öğreten, işte ne bileyim, ev kadınları var, yemek yapanlar var. Mesela buradan gelir kazananlar var. Sosyal medyanın inanılmaz güzel bir gücü var. Önemli olan zaten bir şeyi nasıl kullandığınızdır, değil evet, mi? Evet, yani ne şimdi kadar burada Yunus Emre de hani gerçekten sporla ilgili bir şey veriyor. Eminim ki burada mesela özgüven aşılamaktan bahsettik ya biraz önce BTS grubu üzerinden. Hani ona ilgili söyleyecek bir şeylerim var ama bence özgüven aşılayan hareketler oluyor bunlar gerçekten. Biz toplumu böyle bir bütün olarak görmememiz lazım. Belki Yunus Emre'yi izlerken engelli bir çocuk ondan feyiz alıyor. Yani ne güzel diyor. Tabii yani ki. Bedeniyle barışıyor belki. O yüzden hani bunu okuyacağımız yer sürekli o üst notadan olmaması gerektiğine inanıyorum ben bir yandan da. Ben kapatılması taraftarı tabii ki değilim. Kapatılmaz. O kapatılsa bu açılır. Aynen. Her türlü açılacak ama yok yok. Sadece şunun olması taraftarıyım. Ne olursa olsun her şeye
bir sınırlar güzeldir. Bir kontrol, bir tabii. sınır. Çünkü evimizin bile kapısı var değil mi? Tabii. O kapıyı çalmadan hiç kimse o içeriye işte. Lak diye kapıyı açıp giremiyor. Evet. Sosyal medyada bence böyle bir dünya. Amerika'da da biliyorsunuz. Çok aynen. özür dilerim. Geçen hafta öğretmenin 4 challenge'ı yapıldı. Evet. Yani 64 yaşında bir öğretmene evet. şiddet uyguladı öğrenciler. Bunu çektiler, paylaştılar. Yani hani o zaman şiddet nereye kadar meşru kabul edeceğiz? Aynen. Yani nereye aynen. kadar? Çünkü güzel, özgürlüğümüz nerede bitecek? Bahsetmek istiyorum. Başlayacak. Çünkü nüfus arttıkça dünya genelinde insanlar yeni yeni şeyler keşfetmek istedikçe, insan kendini geliştirdikçe farklı şeyler istiyor tabii ki. Yenilikler. Ya yani yenilikler evet. istiyor evet. hayatında. Çünkü bu dediği gibi mutsuz. Yani biz artık hayat çok çabuklaştı. Yani 18 dakikada sinema filmlerinde Amerika'da konuyu anlıyorsunuz. Ondan sonra başlıyor size hikayeyi tamamını vermeye. Şimdi bu Squid Game çılgınlığı var. Bütün bizde ünlülerde sağdan soldan bak çılgın gibi oturuyorsun. Şimdi bu Squid Game çılgınlığı var. Biz bütün Bergüzel'de, sevgili Bergüzel Korel'de, bende, pek çok anne ve çok baba bunu kesinlikle ve kesinlikle belli bir yaşa üstünde olmadan asla hatta aynen. aklı başında, akli melikelerini kaybetmiş olması lazım bir insanın bunu seyretmesi için. Hatta bence yani duygusal hassasiyeti evet. olup, artı 18 ya. Anksiyetesi olanların evet. da izlememesi aynen. gerekiyor. Çünkü, hangi yaşta olsa olsun. Değil mi? Tabii çünkü onu çok tetikliyor. Ama evet yaş sınırı bu mesela geçen BBC'de falan da tartışılmıştı. Oturup ben çocuğumla izliyorum diyen ebeveynler de vardı mesela. Hani o da işin çok enteresan bir boyutu gibi gelmişti. İşte onlar bana. Ebeveyn değil. Ha, evet. O bakın ebeveynlik ehliyet verilmeli. Bence bütün bunlardan öncesinde meclise bir tasarı kursunsunlar. Çok samimi söylüyorum ya. Arkadaşım ebeveynliği ehliyetle verin. Öyle herkese yani alın bakın ruhsal durumuna bakın. Bu çocuk büyütebilir mi? Gerçekten yani çocuk büyüteceksin çünkü. Gerçekten. Yani bu insanlar çocuk sahibi olabilir mi? Hani çünkü insanın doğasında üreme var ama ama hı-hı. üremek değil sadece amaç. Şimdi bunu da mesela beraber seyreden aileler nedir bu Squid Game çılgınlığı? Anlatın bakalım ne oluyor Squid Game ne? Ben var izledim. Mı bizim VTR'miz falan bununla ilgili? Belki. Görüntüleri aa. Bir verelim ne saçmalamışlar bakalım. Evet üzerine de konuşabiliyoruz değil mi? Ben bitirdim diziyi. Evet neye benzetiyorsunuz Osman Beyciğim siz bunu? Burada ne vallahi oluyor? Ben bunu doğrudan Mavi Balina'ya benzetiyorum. Yani gidişatın Mavi Balina'ya evet. doğru gidiyor bence. Hı. Bütün çekikler gene orada. Onlar mı çekik yapmış bunu? Yani Güney Kore herhalde bu. Yani ben ırkçı bir toplum değilim. Bunu esprisine söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hiçbir zaman işte, ırkçı bir insan olmadım. Yok onlar zaten hep üreten bir toplum. Hep böyle özgün içerikler yapıyorlar. Evet sürekli bir şeyler yapıyorlar çünkü ama. Çünkü gerçekten oyunlar ne bu? Ne bu? Yani çok iyi. İyi evet. 10 yıl önce zaten senaryosu yazılmış. Hiçbir yönetmen tarafından kabul görmemiş. 10 yılın sonunda da işte o dijital platform çünkü yokluktan 2 sene önce muhteşem diziler bütçe alamadıkları için devam edilmediler. Evet. Yani ben de izledim bu diziyi ama yani öyle de muhteşem de bir şey yoktu yani dizinin içerisinde. Hani ve bunun sonu da ya hatta siz ebeveynlikten bahsettiniz ya az önce. Evet. Ben size bir ebeveyninle öğretmenin arasında geçen diyalogdan bahsedeyim. Okullar Squid Game'i çocuklarınıza izletmeyin diye WhatsApp gruplarından birçok okul ailelere mesajlar gönderiyor. Bunlardan bir tane bir ailenin de yanıtı şu. Benim çocuğum geri mi kalsın? Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Hani şimdi senin çocuğun sen zaten o kadar gerisin ki o çocuk zaten ilerleyemeyecek. O bunu sordu yani yazdığından belli. Aynen öyle yani şimdi çocuklar Squid Game oyununu okulda oynamaya başlamışlar. Bakın bunun evrileceği nokta Mavi Balina'ya doğru gidiyor. Mavi Balina'da da şimdi Mavi Balina'da da benzer semptomlar vardı çünkü. Bir dizi herhangi bir şekilde bilgisayara ya da telefona kurulabilen bir oyun değil. Ama çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Size komutlar geliyor, 50'ye yakın görev geliyor. Git şuraya ayaklarını salla. Git 50. kata çık, mezarlığa git, bir mezarın üzerine yat, fotoğrafını çek gibi çok komutlar çıldır. Geliyor. Kendine zarar yani, verecek. Evet kendine, ya en sonunda da şey, konu kendine zararla bitecek bir noktaya doğru gelecekti. Şimdi eğer bu oyun da bu şekilde dijitalleşirse, vallahi gerçekten çok büyük sıkıntı. Ve bakın ben az önce bahsettiğim öğretmenler, yani velilere mesaj gönderen öğretmenler, 5-6 yaş grubundan bahsediyorum bu arada. Hani 5-6 yaş grubu, okulda
ders arasında kendi aralarında Squid Game oynarken bunu icat etmişler. Öğretmenler bunu fark ediyorlar ve bu bütün okullarda yayılmaya başladı. Yani o zaman bütün okullara şey gitmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerçekten. Yani çünkü ya elbette gitmesi lazım ama bence mesela bu iki tane pırlanta gibi fenomen kardeşimiz Semih ve Yunus Emre. Evet. Hani milyonlarca takipçisi var. Bu risklerden bence bahsediyor olabilirler. Hani çok keyifli şeyler elbette, hani belki içeriklerinin içerisinde çok keyifli. Evet. Ya yani Yunus Emre'nin sporla ilgili yaptığı şeyler çok keyifli. Tabii 28 ki. Milyardan fazla sporun hashtag'i. Dünya genelinde 28 milyardan fazla bir hashtag'den bahsediyoruz. Şakalar yine Semih'in 54 milyardan fazla hashtag içerisinde videolardan bahsediyoruz. Evet çok güzel ama arada bunları da bence paylaşıyor olabilirler. Evet, bir çocuğun hayatı... Tamam. Çünkü sizin bakın ya biz bu kadar... Biz böyle konuşuyoruz da bir de buna reklam oluyor Squid Game. Mesela şu an bizi izleyenler bakıyor hemen. Şu anda da bir merak unsuru oluyor aslında. Prim şu an reklam. Reklam yani... ihtiyacı yok ki Squid Game. Şu an Netflix'te dünyada en çok izlenen dizi oldu yani. Şu anda bu söylediğimiz platformda böyle bir şey var ama... reklamı dediğinse biz şu anda bir şeyin kötü oluşunu konuşuyoruz. İşte. Mesela şimdi seni çok sevenin var, çok takipçin var ve iyi bir şeyler yapmak için çabalıyorsun. Kendine bir yol açmak için çabalıyorsun. Belki bununla ileride bir iş kuracaksın. Belki başka bir meslek edineceksin ve aynı şey senin için de geçerli, evet. Değil mi? Doğru. Yani sen şimdi 25 yaşındasın ama bundan 10 yıl sonra belki buradaki gelirinde bir tane dijital bir dünya kuracaksın. Kendine dijital bir ajans kuracaksın. Düşünüyorum ajans kurmayı. Hani reklamlar çekeceksin, çünkü başka şeyler yapacaksın. Çünkü entertainment dediğimiz iş aslında. Tabii, yani animatörler vardı. Aynen. Hani eğlencenin tabii bir alt dalı ve bu aslında. Ve o zaman işte öyle örnek teşkil edeceksin. Yani diyecek ki sana bakan, işte ben de onun gibi yapacağım. Başladı ama neyi nasıl başladı, ne yaptı? Ve ben de onun gibi işte bir dijital dünyanın içerisinde şirketim olacak. Şey yanımda çalışanlar hedeflerim olacak. Var. İşte bunlar çok önemli tabii. Şeyler ve sizin gibi bu konudaki fenomen olanların orada işte bu mesajları vermeniz lazım. Oynamayın, girmeyin, bakmayın. Bütün ebeveyn, yani bunun için sizin haftada bir gün dahi olsa bir yayın açmanız lazım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada fenomen olmak marifet değil. Mesajınız çok önemli. Yani bunu yaparken insanları eğlendirirken İnsanlar sizin ne yaptığınızı merak ederken aynı zamanda da bak kardeşim bir dakika mı şimdi işin bir de bu boyutu var, yanılıyor muyum? Yani belki işte bir aslında bazen hani o şekilde yasakları göze sokmaktan çok bir alternatif vermek daha iyi oluyor çocuklara ve gençlere. Çünkü şimdi okulda bunu konuşuyor sıra arkadaşları. Evet. Orada bir merak unsuru uyanıyor ister istemez. Bir de bu dijital çağın bir şeylerden geri kalma, işte olayları kaçırma korkusu diye bir şey var. Yani o gün bir şey gündem oluyor. O gün Twitter'da bir şey işte top trend oluyor. Instagram'da bir hashtag kaçırmış gibi hissediyorsunuz kendinize. Şimdi herkes Squid Game'i veya benzer dizileri takip ettiğinde orada tabii neymiş bu diye bir bakma ihtiyacı oluyor ama dizi özelindeki o handikap şiddeti çocuk oyunları üzerinden vermesi. Yani, yoksa evet. Aslında şiddeti ele alan bir sürü yani işte 2011-19 arası Game of Thrones vardı. Aynen. Yani orada da çok daha fazla cinsellik ve şiddet vardı örneğin ama. Prison Break vardı. Evet tabii gibi ki. bir sürü örnek var. Tarantino'nun işte 1995'teki yaptığı filmi falan hatırlayın. Gerçekten bir kan banyosudur da resmini izlediğiniz. Buradaki olay büyük ihtimalle bunu neredeyse bizim ilkokuldaki o deve cüce oyunu gibi bir şey aslında hani başlangıcı. Bu kadar yani diziyi tabii mutlaka izleyenler var. Ben tabii işim biraz popüler kültür olduğu için baktım. Anti kahramanlar yaratmış olması. Güzel şeyler öğretmiş ailem bana. Hiç merak edip bakmadım. Baktığım andan itibaren yani reklamını gördüm. Ben de açıyorum o platformu ve... Mesela ben hep şöyle düşündüm, bizim de gençliğimizde çok şey vardı. Ben de yurt dışına gittim, çok da şey gördüm, çok da okudum da. Ben neden korkarım biliyor musunuz? Benim rahmetli babamın bana bir tane nasihatı vardır. Merakla ilgili bir kitap vermişti bana 16 yaşında elime. Ve bu kitabı lütfen bitir demişti. Ve merakın, çok fazla merak etmenin sonucunun nasıl ölümle sonuçlandığını anlatan bir kitaptı. Ve ben o kitabı okuduktan sonra... Bir daha öyle çok fazla bir şey merak etmemeye karar verdim. Çünkü insan beyni ve insan bence merak üzerine kurulu yaşamaya başlarsa o zaman keşfedemez. Kendini keşfedemez. Yani benim erkek kardeşime bugün tren alınmamıştı. Benim erkek kardeşim kendi trenini kendi yaptı evde.
yıllar sonra gitti ve bir tane tren aldı. Onu evin orta salonuna kurdu ve kızıyla beraber onun keyfini çıkarttı. Ama kendi trenini yaptı. Da şöyle yani. Desek mi aslında? Merak çok güzel bir güdü. Ama bunu bilim, sanat, üretkenlik, evet, yaratıcılık üzerine belki evet. Hani bunu filizlendirmek evet. Çok güzel. Yoksa bir söz vardı, Aristo'nun muydu, Sokrates'in? Merak şüpheye, şüphe bilgiye miydi? Kesinlikle. O şekilde. Evet. Yoksa merak olmasa ne Aziz Sancarlar yetişir, evet. Ne Orhan Pamuklar, hiç kimsenin Nobel alabilir, şimdi ne bilgi, ilerleyebilir. Merak şimdi, mutlaka olacak. Şimdi bilgiye ulaşmayı istemek ve bunu merak etmekle, hı-hı, buradaki gibi bir şey merak etmek. Dezenformasyon içinde bilgi kirliliğini de bilmeye çalışmak sakıncalı. Tabii ki. Yani bu popüler kültürün içinde bilgi de kayboluyor. Evet, bilmiyorum. Evet. Çünkü i̇şte ayırt edemiyoruz. Sınır korumak lazım. Yani bu sizden duymak bunları çok güzel. Sizlerin, sizler gibi gençlerin, çünkü önünüz çok açık. Bu bilmem ne kuşağı, A kuşağı, B kuşağı, kusura bakmayın. Benim için kuşak farkı yok. Hepimiz insanız. O kuşak bu kuşak değil. Siz biraz daha farklı bir döneme denk geldiniz. Z kuşağın dönemine denk geldik. Yani işte o kuş yani gümbür gümbür geliyor Z kuşağı. Daha kuşak çabuk hani ulaşılabilecek bir döneme denk geldiniz her şeye. Aslında bunu artıya çevirebilirsiniz. Evet, çok sizin de dediğiniz gibi mesela hani kızınızla birlikte vakit geçirdiniz. TikTok'u evet. O gün kullanmadı. Evet. Yani evet. Atatürk de ne demiş? En hakiki müşrit ilimdir. İlk, hı-hı, gelen vahiy nedir? Oku. Kitap. Yani aynen, budur. Ya işte. Kesinlikle. Yani İkra diye başlar değil mi? Tabii, Kur'an. İkra. Oku diye başlar. Tabii, oku. Yani. Yani onun için fenomenlik uğruna böyle çılgın şeyler yapmasınlar. Kitap okuyor musunuz? Yok. Benim kitabım var. Senin taklı kitabı. Kitap dinlemek niye de bir seçenek evet, var artık. Benim kitabım var. Okumayı sevmeyen için. Ay çok pardon. Yok sorun değil. Başka soluma kendim olduğu kitabım var benim. 2015'te yazmıştım. Kişisel gelişim. Yani sadece fenomenlik haricinde yaptığım şeyler de var yani. Bir dizide oynadım ben. Hı. Dizide oyuncusuyum ayrıca. Kitap yazdım. Televizyon programı sunmuştum zamanında bir kanalda. Hı. Var yani buralara gelene kadar. Yani sanat ve yaratıcılık. Bir şeylerim yani var aslında yani. Senin iç yapında şu var. Ben onu gözlemliyorum. Hı. Senin ve senin gibi. Aslında yeteneklerini bir şekilde gösterme çabasındasın. Yani... Başta da sana o yüzden sordum. Tanınmayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Bir sevilme şimdi, evet. Ve fark edilme. Yani ben buradayım evet. Ve bir şeyler yapmak istiyorum. Ve o sevilme de bir kişi değil. Milyonlarca, yüz binlerce, binlerce kişi. Yani bunun için de... Çok fazla. Peki karşısında mı şeyi de sormak lazım. Tabii bu sevgi bir de karşısında bir nefret ve linç kültürünü de doğuruyor. Evet. Şimdi hani buradaki zaman mekanizması işte nasıl mesela kişide? Kendi örnek vereyim, ben onu hissetmiyorum. Mesela adam bana küfür ediyor, linç atıyor. Bu benim umurumda değil. Ama beni izliyor sonuçta. Hmm. Bunları kişi zaten görüp, çünkü onun gibi aynısı binlerce, aynısı Semih kardeşim, arkadaşım için geçerli. Umursayamazsınız ki çünkü çok yüz binlerce gelir. Yani binlerce. Ben uyuyamıyorum sabah kadar. Linç şok oluyor sosyal yani medyada. Sizi küfür de ederler, linç de ederler. Her fenomen başına gelen bir şeydir. Mesela, mesela Metrobüs videosuna çıktığımda YouTube videolarım haberlere düştüğüm zaman tüm, evet. Zaten Metrobüs videosundan sonra tüm Türkiye'ye infial yaratmıştı. Aynı, hı-hı, keza Galata Köprüsü videosu içinde. Galata Köprüsü'ne ne yaptı? Gemi atladım. İşte Boğaz Köprüsü'nden geçti. Var mı verdik mi biz onu? Zaten en sonu artık başıma bel aldı. Metrobüsün üstüne tekrardan çıktım. İlkinde Mertel'den Edirne Kapı'ya gittim. Ondan sonra durmadım. İETT'ye bindim. Yine durmadım. Bu sefer Bağcılar'da minibüse çıktım. Bak yine durmadım. Bu sefer Galata Köprüsü'nden gemiye atladım. Ben de durmak yok. İstikrar gördüm kendimde. Bu sefer Boğaziçi Köprüsü'nü geçtim. Yani onu mesela... Ne düşünüyorsun? Sonraki plan ne? Sonra ne yapacaksın? Yine uçuk şeyler de tabii bunları kesinlikle ve kesinlikle denesin demiyorum. Denemeyin yani. Arkadaşlar. Hayır, denemeyin. Zaten konu kariyerse... Semih ve Yunus bağımsız olarak milletvekilliğine adaylıklarını koyarlarsa kazanma olasılıkları bu takip sayıları %100. Düşünüyorum ileride. Şimdi peki size sormak istiyorum ben Osman Bey. Şimdi takipçi sayısı demek o kadar insanın sizi sevdiğini ya da sizi onayladığını gösterir mi? Yok göstermez tabii. Aslında bu tamamen psikolojik bir konudan bahsediyoruz şu an. Yani çok özür dilerim Tuğba Hanım. Haddim olmadan bir yok, şey söylersem. Yok estağfurullah lütfen. Bunun arka tarafta çok fazla hilesi de var. Özellikle Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda ağırlıklı olarak kullanılıyor. Yani TikTok da bunun önlemini kendi çapında alsa da her seferinde aşılıyor. Daha fazla takipçiye sahipmiş gibi görünüyor olmak. Yani insanlar için bir ayrıcalık, bir prestijmiş gibi görülüyor. Benim gördüğüm kadarıyla da bir birey olduğu, yani birey olarak yetiştirilmeyen çocuklar, duygu ve düşüncelerine önem verilmeyen çocukların beğenilme duygularını aradıkları farklı bir ortam.
Instagram, TikTok ya da benzeri yerler. Hani bir şekilde o duyguyu tatmin ediyorlarmış gibi bir durum maalesef doğuyor. Hani çok fazla takipçinizin olması ya hiçbir şey ifade etmiyor. Ben 1 milyon takipçili insanlar da tanıyorum. Hani bunların hepsini satın almışlar. Hani evet. Takipçiler satın alınmış bir şekilde yani hiçbir şey, bence hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yine Semih'in ve Yunus'un ürettikleri gibi kaliteli içerikle alakalı bir şey. Yani insanların sizi takip ediyor olması için bir nedeninin olması lazım. Ben mesela en çok takipçiyi şeyde almıştım. Ben de bir ulusal kanalda canlı yayında cep telefonu eklemiştim. Çünkü insanlara hep şu söyleniyor. Cep telefonunuz hackleniyor, hackleniyor deniyor. Hı-hı. Ama ne yapıldığı söylenmiyor. Muhabir arkadaşım. Anladım. Elinde, evet, elinde cep telefonu, lavaboya doğru falan yürüyor elinde. Anladım. Cep telefonuyla. Anladım. Şimdi ben bu kaliteli bir içerikti bakıldığında. Evet. Ama eğlenceli değil. Zaten eğlence hashtag'i en çok, şaka ve eğlence hashtag'i en çok talep gören hashtag. Şimdi bir reklama gideceğim, müsaade ederseniz. Okay, dönüşte gene konuşacağız. Tamam mı? Kısa bir reklam aramız var. Efendim, Şeffaf Masa devam ediyor. Çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi ben bu iki gence çok teşekkür etmek istiyorum. Ben hemen teşekkür hedefini ederim. Söyle. Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Bundan sonra hedefim sosyal medyada gelebildiğim noktaya geleceğim ve hayatımın ilerleyen dönemlerinde kendi hedeflerim doğrultusunda bir bu işle alakalı bir şey yapmak istiyorum. Ajans mı? Ajans olabilir, başka şey olabilir. Şu an söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Tamam. Ama yani dediğim gibi sosyal medyayı sevdiğim için bu işi devam ettirmek istiyorum. Bu yayını izleyen küçük kardeşlerimiz, dostlarımız neyse hepsi neyde başarılıysanız o alanda ilerleyin, hedeflerinizi ilerleyin. Yani bu sosyal medya şimdi tamam bugün var belki yarın yok. O yüzden tekrarlıyorum, hedeflerinizde ilerleyin. Ben hatta bunu hep söylüyorum, yayınlarımda da söylüyorum. Evet, sen? Ya benim de böyle keza ilk önce sizin dediğiniz gibi hedefimden önce okuyun. Yani fenomenlik adına böyle aldanmayın şeyleri. Benim de hedefim kaliteli içerikler. Bir de seyredin. Benim her yaptığımı yapmayın değil mi? Tabii yani. Ben bunu her videomda söylüyorum. Tehlikeli videolarımda denemelerin gerektiğini. Çektiğim videolarla daha çok insanları Senior Taklacı ismini global olarak dünya çapına daha çok duyurmaya ki. Aynen. TikTok'ta buna eriştim. Bunu artık YouTube'da da. Yolun açık olsun. Sizden sonra. Son olarak şey diyeceğim. Buradan SVFC'ye selamlar. SVFC. Ailem. Yani bugün konuştuklarımız aslında son 10 yılın en önemli meseleleriydi. Takipçi sayısı bir statü göstergesi. Yakın zamanda bir oyuncu arkadaşımızla konuştuğumuzda hani artık ajansların bile işte kast ajanslarının işte kaç takipçisi var üzerinden maalesef oyuncu seçtiklerine. Kaç takipçin ama var. Ama buna güvenmesinler. Ama bir yandan da evet İngiltere'de 2 yıl boyunca sürdürdüğümüz bir çalışma var. Takipçi sayısıyla o bağlılığın aslında her zaman çok da yan yana olmadığı, ilişkide olmadığını çıkıyor. Gördük. Aha. Müzik dünyasında yaptığımız bir araştırma vardı. Yani her takipçi o kişinin gidip aynı zamanda konser biletini almıyor veya albümünü dinlemiyor veya... Bitirmek zorundayım. Hemen söyleyin lütfen. O yüzden de takipçi sayısı kendi başına bir gösterge değil. Bir gösterge değildir. Evet. Osman Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Süremiz... selamlar. Çok da memnun oldum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim bu akşamlık bizlerden bu kadar.